futbolun erkek dünyasının oyunu olduğunu düşünür, buna inanırız. Oysaki şık çalımlar, nefis şutlar ve şahane gollerle örülü bu dünyanın cazibesine kadınlarımız da dahil. Onlar da futbol izliyor, bu hareketler karşısında heyecanlanıyor ve takım gol attığında ayağa fırlıyor. Yani bunu ille de erkek dünyasına yamanmak için değil, gerçekten futbolu sevdiği için yaşayan kadınlar var. Bu duyguyla kurulmuş kadın futbol takımlarımız var. Kadın hakemlerimiz var. Peki kadın teknik direktörümüz var mı derseniz, o da var. Necla Güngör. Hem de hayallerine ulaşmış bir teknik direktör. Kadın milli takımını çalıştırıyor. Çevir bakalım, hava soğuk. Kadın milli takımının antrenmanındayız. Ama onlar öyle meşguller ki, işlerine öyle sarılmışlar ki, bizi karşılayan sevimli bir köpek oluyor. Antrenmanı izliyoruz. Hararetle çalışan birini seyretmenin keyfini yaşıyoruz. Onlar yeşil sahada şık çalımlar ve derin paslar atarken. Bir yandan da gözümüz ziyaretine geldiğimiz Necla Güngör'de. Takımını teşvik ediyor, daha da çalışmaya kışkırtıyor, kısacası futbol neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. O zaman anlıyoruz ki bu oyun herkesin oyunu. Kadın, erkek fark etmez. Antrenmana ara verip tesisi dolaşıyoruz. Erkeklerin başarılarıyla süslenmiş duvarlara, vitrinlere bakıyoruz. Bütün bunların arasında kadınların kuvvetli bir futbol sevgisiyle var olması hoş bir şarkı duymuşuz gibi gülümsetiyor bizi. Necla Güngör kendisini anlatıyor bize. 2000 senesinde üniversiteye girdiğim, Hacettepe Üniversitesi'ne girdiğim sene tesadüfen tamamen Ankara Gücü takımla beraber bir antrenmana çıktım. Çıkış. Profesyonel antrenörlük geçmişim böylelikle başlamış oldum. Ankara Gücü'nde bir sezon çalıştıktan sonra Ersun Yanal ve ekibiyle beraber o ekiple Gençler Birliği Kulübü'ne geçtik ve oradaki profesyonel takımla çalışırken aynı zamanda altyapı takımlarıyla da çalışmaya başladım. Hem üniversiteyi bir yandan okuyup hem de futbol tarafında kendimi geliştirmeye devam ettim. Daha sonra bu Ankara Spor, Keçiören Gücü olarak devam etti. Ondan sonra da Manisa Spor'da profesyonel erkeklerle yapmış olduğum antrenörlük yaşantım kadınlar milli takım olarak devam etmekte. Kendisi de daha yeni bir aile kurmuş Necla Güngör. Yeni evlenmiş. Ellerinde kınaları, Belçika'ya kampa gidecek. Eşinin desteğinden bahsederken gözlerinde hem futbola hem eşine duyduğu aşkın ışıkları birlikte yanıp sönüyor. Buradan eşimi çok sevdiğimi söylemek istiyorum çünkü çok anlayışlı bir eşe sahip olduğumu düşünüyorum. Ama bu bir aşk. Futbol aşkı her şeyin üstüne gelebiliyor. Evet, bir gün önce evlendim. Elimin kınalarıyla gelip kampa katılıyorum ve Belçika'ya gideceğim. Ama milli görev, milli duygular ve sonuna kadar her zaman ülkemin arkasındayım ve elimden geldiğince ülkemi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Örnek olmaya çalışıyorum. O yüzden hiç problem olmuyor. Gideceğiz inşallah, güzel bir sonuçla da bana evlilik hediyesini de kızlarım verecek. Artık gitme zamanı. Ama bu, futbolu futbol olduğu için hararetle seven kadınların antrenmanını biraz daha izlemekten kendimizi alamıyoruz. Futbolu sevmek için her şey müsait. Yemyeşil bir saha, köşede bayraklar, açık bir gökyüzü ve oynamaya istekli oyuncular. Kadın erkek fark etmez.